everything we passed through, but we didn't see something familiar to this or similar to this or so close to this. It was something different. We thought that something like a nuclear bomb. In 15 years, we built this hospital. It was down in 1 minute. When I heard the bomb, I flew in the air, 4.5 meters, and I fell on the ground. The lack of responsibility from the government, putting 2,750 tons of ammonium, an explosion in the city which killed hundreds of people, is not acceptable. We have nothing to lose. All of us need to go out of the country. Why? This is our country. İşgallere direndi, savaşlardan çıktı. Ancak Ağustos 2020'deki o büyük patlamayla Lübnan tam anlamıyla yıkımı yaşadı. Ve o gün bugündür de toparlanamıyor. A Haber ekibi olarak patlamanın hemen ardından Beyrut'a gitmiş ve detayları yerinde aktarmıştık. Sabah saatlerinde geldik biz de buraya ve inanılmaz bir manzarayla karşılaştık. Şiddetli patlamanın etkisiyle büyük zarar gördük. 6.000'den fazla ev hasar aldı. Şu anda gösterilerin tam merkezindeyiz. Güvenlik güçleri bir barikatle göstericilerden ayrılmış durumda. Burada tansiyon giderek yükseliyor. Bir göstericiye daha ateş açıldı. Bu gösteri diğerlerinden çok daha farklı. O günlerin üzerinden 9 ay geçti. Peki Beyrut'ta neler değişti? İşte bu sorunun yanıtı için yeniden Beyrut'tayız. Perspektif'te bu hafta Lübnan'dayız. Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda bir patlama meydana gelmişti. Ve biz de o günlerde kente gelerek yaşananları anlayan aktarmıştık. Şimdi patlamanın üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Peki kentte son durum ne? Perspektif'te bu hafta bu sorunun yanıtını arayacağız. Ağustos 2020'de 2750 ton amonyum nitrat Beyrut limanında infilak etti. 6 yıllık bir ihmal Beyrut'u dakikalar içinde harabeye çevirmişti. En azından şimdilik bilinen bu. Limanda önce yangın başlamış, ardından da peş peşe patlamalar meydana gelmişti. Bunlar küçük havai fişek patlaması gibiydi. Ancak ilk patlamadan dakikalar sonra gelen ikinci dev patlama limanı ve liman bölgesindeki tüm yapıları yıkıp geçti. Yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda patlamanın şiddeti, etkisi hissedildi diyebiliriz. Şu anda o alanları gösteriyoruz sizlere. Çevredeki binalar hasar görmüş durumda ciddi anlamda. Tamamen yıkılmasalar bile birçoğu kullanılamaz halde şu anda. Beyrut yolculuğumuzda ilk durağımız patlamanın yaşandığı liman bölgesi. Yıkımın en fazla hissedildiği limanda enkazın büyük bölümü kaldırılmış olsa da çalışmalar son bulmuş değil. Tabii patlamanın ardından Beyrut limanında yapılan çalışmalar da hala devam ediyor. Bir tarafta enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken diğer taraftan da yeni yapılar inşa ediliyor. Arkamda görmüş olduğunuz bina ambardı, ürünlerin saklandığı bir depo görevi görüyordu.
ve patlamanın şiddetiyle yıkılmıştı. Şu anda yenisi inşa edilmiş. Hala da inşası devam ediyor ama bir taraftan da yeni gelen ürünler burada saklanıyor. Beyrut'un en ünlü caddeleri o günlerde tanınmaz haldeydi. Tarihi yapılar yıkılmış, araçlar moloz yığınlarının altında kalmış, sokaklar cam yığınlarıyla dolmuştu. Şu anda Eşrefiye bölgesindeyiz. Burası bir Hristiyan mahallesi ve patlamaya da en yakın noktalardan biri. Her ne kadar patlamadan aylar sonra sokaklar temizlense de o günkü kargaşa bugün yerini sessizliğe bırakmış durumda. Beyrut sokaklarındayız. Daha önce geldiğimiz noktaları yeniden ziyaret ediyoruz. Özellikle ne durumda, yapılarda bir iyileştirme var mı? Bunları görüntülemek istiyoruz. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz kafe ve restoranların olduğu sokak. Burada çalışmalar tüm hızıyla hala devam ediyor. 9 ay geçti diyelim üzerinden ama buna rağmen Lübnanlılar, Beyrutlular yaralarını sarmaya devam ediyorlar. Bu arada şunu da belirtelim, patlamayla ilgili soruşturma da hala devam ediyor. Bununla ilgili 28 kişi gözaltına alınmıştı, 6'sı serbest bırakıldı. 22 kişiyle ilgili de soruşturma hala devam ediyor. Henüz bir karara varılmış değil. Bununla ilgili Lübnanlı yetkililer de 13 ülkeden uydu fotoğrafı istediler soruşturmanın devamı için. Bakalım neler olacak. Durum aslında çok değişmedi ama patlamadan önce biraz daha iyiydi. Şimdi ise çok kötü. Tam bir felaket. Her şey çok pahalı ve çok az. Hiçbir şey bulunmuyor. Neden bu duruma geldik onu da yukarıdakilere sormak lazım. Biz okuma yazma bilmeyiz. Onlara sorun neden bu hale geldik. Durum düzelecek mi? Ona da inanmıyorum. Lübnan bugün hiç olmadığı kadar mezhepsel ve siyasi bölünmüşlükle karşı karşıya. Her ne kadar patlama Hiroşima yandıran bir felaket olarak algılansa ve değişim umutları doğursa da bunun gerçekleştiğini söylemek çok zor. Benim adım Halil Udur. Beyrut'ta yaşıyorum. Bir salonum var ama maalesef her şeyimi kaybettim. Patlamadan önce biraz hareket vardı ama şimdi o da yok. Eşyalarımızı satıp ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dolar yükseldikçe yükseldi. Her şey alt üst oldu. Devlet büyüklerimizin çözüm konusunda bir şey yapacağına inanmıyorum. Örneğin 6 yıldır nişanlıyım. Düğün yapamıyorum. Nişanlımla öylece bekliyoruz. Evet, Beyrut sokaklarında izlemiştik. Şu anda patlamanın yaşandığı limana çok yakın bir bölgedeyiz. Ve burada patlamanın şiddeti hala izlerini koruyor. Arkamda görmüş olduğunuz dükkan hala onarılmamış. Burada onarılmamış bunun gibi pek çok dükkan var diyebiliriz. Ne bir devlet görevlisi ne de bir belediye ekibi. Patlamanın etkili olduğu bölgelerde enkaz kaldırma çalışmalarını bizzat Beyrutlular yapıyordu. Ve bu durum patlamadan 9 ay sonra da değişmemişti. Şu anda bir bardayız. Burası Beyrut'un en ünlü barlarından birisiymiş ve patlamanın etkisiyle bu hale geldi ve üstünden 9 ay geçmesine rağmen patlamanın hala onarılmış değil. Biz de şimdi alt kata ineceğiz, bir de size orayı gösterelim. Barın sahibi bize barın eski halini gösterdi. Hemen onu da telefondan gösterelim. Beyrut sokakları büyük oranda toparlansa da pek çok kafe ve restoran hala kapalı. Açık olanlarsa eski kalabalık günlerinin özlemini çekiyor. Patlamadan sonra durum çok değişti. Eskiden durum biraz daha iyiydi. En azından doktora gidebiliyorduk. Alışverişe çıkıp az da olsa bir şeyler alıp yemeğimizi yapıyorduk. Ben terziyim. Az da olsa işlerim oluyordu. Ancak şimdi durum 100 derece geri gitti. İşlerim tamamen durdu. Alacaklarım var ama onları da durumlarını bildiğim için isteyemiyorum. Evimizdeki interneti bile kestiler. Durum çok kötü. Örneğin patlamadan önce 500 bin Lübnan lirası aylık iş yapıyordum. Şimdi 50 bin lira zor çıkarıyorum. Durumu varın artık siz anlayın. Devlet adamlarımıza bakınca da durumun düzeleceğine inanmıyorum. Halk birbirini daha çok düşünüyor. Onlar halkı düşünmüyor.
Evet, patlamadan sonra Beyrut'ta hemen hemen her sokaktan inşaat sesi yükseliyor diyebiliriz. İşte görüyorsunuz, bütün binalarda çalışmalar devam ediyor. Biz de bu çalışmaların yoğun olarak yapıldığı bir mahalledeyiz. Burası Hristiyan Mahallesi olarak biliniyor ve patlamaya çok yakın bir nokta olduğu için de patlamadan en fazla etkilenen bölgeydi. Şu anda yaralar hala sarılmış değil, 9 ay oldu ama buna rağmen Lübnanlılar, Beyrutlular çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyorlar. Limanın patlamadan önceki ve sonraki hali Lübnan'daki sistemin özetini veriyor aslında. Ülkede ulusal kriz zamanında bile birlik sağlanamamıştı. Patlamayı din ve mezhep zeminine çekmek isteyenlerin krizi Hristiyan bölgelerinde yaşanan büyük acı şeklinde tanımlaması bu ayrımcılığın en net göstergesiydi. Oysa patlamadan hemen sonra düzenlenen gösteriler farklı beklentilere neden olmuştu. O günlerde Müslüman, Hristiyan, Hristiyan ya da Ermeni herkes değişim talebiyle yan yanaydı. The government is horrific. Hükümet korkunç. Hükümetin bize yaptıklarını anlatacak kelime yok. Evet, buraya hükümeti protesto etmeye geldik. Sadece parlamento değil, en küçüğünden en büyüğüne kadar sistemdeki herkesin değişmesini istiyoruz. Gösterilere son nefesimize kadar devam edeceğiz. Daha fazla sorumluluk sahibi bakanlar seçilene kadar devam edeceğiz. Parlamento binasına taşlarla saldırıyorlar. İhmal miydi, patlamanın nedeni neydi, bunun yanıtını almak istiyorlar. Öfke günü dedikleri gösterileri şu an düzenlemeye başladılar. Bir grup, bir tane yaralının şu anda ambulansa taşındığını görüyoruz. 22 Ekim'de eski başbakan Saad Hariri hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ancak bunda pek başarılı olduğu söylenemez. Aylar geçmesine rağmen bir türlü anlaşma sağlanamadığı için hükümet kurulamadı. Protesto sonucu istifasını sunan Hasan Diab geçici olarak görevine devam ediyor. Şu anda Necme Meydanı'na giden sokağın başındayız. Burası normalde turistlere açıktı ve insanlar Necme Meydanı'na, Saat Kulesi'nin olduğu meydana gidebiliyorlardı. Ancak geçtiğimiz yıl düzenlenen o şiddetli protesto gösterilerinden sonra tüm sokak kapatıldı diyebiliriz tel örgülerle. Bu yüzden içeriye polis girmemize izin vermedi. Biz de sokağın diğer tarafına doğru yürüyeceğiz şimdi. Parlamento binasına giden tüm sokaklar o gün olduğu gibi hala kapalı. Herhangi bir gösteri girişimine karşı askerler nöbette. Üstelik Beyrut sokaklarında artık bir turist gibi çekim yapmak da çok zor. Şu anda çekim yapmamızı istemiyorlar. Sanırım sorun oldu. Videoyu görmek istiyor. Parlamento binasının olduğu sokaktayız. Gösterilerden bir yıl sonra burada ne gibi gelişmeler var diye bakmaya geldik. Ancak şunu söyleyelim ki pek bir değişiklik olmamış. Yine parlamento binasına giden sokaklar kapalı duruyor. 9 ay oldu dedik. 9 ay geçti o patlamanın üstünden ve gösterilerin üstünden. Ancak Beyrut sokakları hala aynı. Lübnan çok dinli, çok mezhepli, bölgedeki her siyasi veya kültürel gelişmeden doğrudan etkilenen, üstelik bu kırılganlığından bir türlü kurtulamayan bir ülke. Bu yüzden bu patlamadan nasıl bir sonuç çıkaracağı hep çok merak edildi. Patlama bir milat olacak mıydı? Hükümet değişecek, yeni bir ekonomi politikası uygulanacak ve her şey değişecek miydi? Yoksa eskisi gibi devam mı edeceklerdi? Sana nasıl anlatayım? Durum çok kötü. Aileler parçalandı. İş yok. Hayat tahminlerin de ötesinde kötü. Patlamadan önce durum biraz daha iyiydi. En azından bazen iş bulabiliyorduk. Ancak şimdi onu da bulamıyoruz. Lübnan ekonomisi iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor. Özellikle 2019 yılında başlayan kriz, 2020'deki o patlamadan sonra daha da derinleşmişti. Bugünse içinden çıkılmaz bir hale almış durumda. Ülkede şu anda işsizlik oranı %35, yoksulluğunsa %50'yi aştığı söyleniyor.
İş azaldı, hayat çok pahalı oldu. Evin kirasını veremiyoruz. Çok borçlandık. Yaklaşık 20 gün sokakta kaldık. Eşyalarımız kayboldu. Hayat her gün daha zor bir hale geliyor. Çocuklar da bizimle perişan oldu. Her gün daha kötüye gidiyor. Patlamadan önce durum biraz daha iyiydi ama şimdi çok kötü. 7 çocuğum var. Hiçbiri okula gidemiyor. Bankalar Ekim 2019'da yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmişti. 2020'de meydana gelen o büyük patlamadan sonra ise döviz mevduatlarından çekimler sıfıra indi. Bugün yerel para birimi %90 değer kaybeden Lübnan'da kriz her geçen gün derinleşiyor. Durum çok değişti. Patlama ve ardından iflaslar geldi. Memleket yerle bir oldu. Her şey sıfırlandı. Her gün daha da kötüye gidiyor. Eskiden Arap ülkelerinden insanlar gelirdi, alışveriş yapardı. Filipinlerden ve diğer ülkelerden yatırım olurdu. Şimdi yok, hepsi gitti. Kötü günler geride kaldı. Şimdi sırada daha kötü günler var. Bir zamanlar Orta Doğu'nun Paris'i olarak bilinen Beyrut, bugünlerde geçmişine özlem duyuyor diyebiliriz. Şu anda en ünlü çarşısından birindeyiz Beyrut'un. Ama görmüş olduğunuz gibi tüm mağazalar kapalı. Özellikle patlamadan sonra burası toparlanamadı. Daha önce dünyanın pek çok bölgesinden turist kabul eden Beyrut, bugünlerde sessiz günler yaşıyor. Lübnan'ın bu felaketten yeni bir toplumsal sözleşmeyle çıkabilme umudu hala var mı dersiniz? Yoksa ne tamamen öldüren ne de tam anlamıyla dirilten bu sistemle sıradaki felaketine doğru yürümeye devam mı edecek? Can we curse? Who can we? Is it enough to curse politicians who are so stupid to even realize what they did, or if they didn't do, or another nation who controls Lebanon? It's not enough. How to direct the anger and change it into something more efficient? How to do all that? It's very hard because we don't know.